Mıknatısın manyetik etkisiyle bir iletkenin yükleri birbirinden ayrılır. Elektronlar iletken içinde hareket yönüne doğru sürüklenerek elektrik akımı oluşturur. Manyetik alan kuvvet çizgileri N kutbundan S kutbuna doğrudur. İletken sarımlı bir telin yani bir bobinin içinde bir mıknatısın hareket etmesiyle oluşan elektrik akımına indüksiyon akımı denir. Akımın şiddeti bobinin sarım sayısına ve mıknatısın hareketine bağlıdır. Mıknatısı bobine yaklaştırdığımızda ampermetre bir elektrik akımı oluştuğunu gösterir. Hareket halinde olanın mıknatıs ya da bobin olmasının sonuca bir etkisi yoktur. Ancak hem bobin hem de mıknatıs aynı hızla aynı yöne doğru hareket ettirilirse indüksiyon akımı oluşmaz. Ampermetrenin ibresi gözlendiğinde akımın azalıp çoğaldığı görülür. Çünkü indüksiyon akımı sürekli yön değiştiren dalgalı bir akımdır. Bu akıma alternatif akım denir ve AC sembolüyle gösterilir. Bulaşık makinesi, fırın gibi birçok elektrikli ev aleti alternatif akımla çalışır. Pil, dinamo ve akü gibi üreticilerin ürettiği akımsa hep aynı yönlüdür. Değişken olmayan bu aynı yönlü akıma doğru akım denir ve DC sembolüyle gösterilir. Akümülatörler ve şarjlı piller doğru akımla şarj edilir. Radyo, müzik seti, tramvay, kapı zili hepsi doğru akımla çalışır.